Hadi Kerem, kolay gelsin. Hayırdır böyle, keşke mi çıktın? Ne yapalım, takım bir dedi lan. Evet, turizm testleri açıyoruz, az kaldı. Sağ olasın. Bak o kesmeyi öğren. Bak. İstanbullular. İstanbullular. İstanbullular onu kesmeyi öğren lan. Olmadı İstanbullular. Benim köyüm güzel köyüm. Benim köyüm güzel köyüm. Bugün ayın kaçı? 2 Pazar Ocak 2020. Evet. Benim köyüm güzel köyüm. Evet. Odun kuruyoruz bugün. Odun kurmaya adam lazım. Köyüm güzel güzel köyüm. Evet. Kışlık odun hazırlıyoruz. Çayım 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 çayım. Mehmet Gitti ağaç bırakmadı ama. Odun keserken. Evet şimdi köyümü biraz geziyoruz. Karşı yayla abi. Karşı dağlar yayla. Recep Öner. Alim abi. Evet Mehmet Ali. İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi çalışan arkadaşlarım. Şahin Büyük Kahraman. Şefim. Ahmet abi, Ömer abi. Tüm arkadaşlar. Burası Giresun, Ulancak. Benim köyüm sahilden 26 kilometre. Şuraya bir tane kamera yapacağım. Emekli olayım. Bahçe yapacağım. Etrafı çevireceğim. Evet, Recep Erel. Evet, Hataylı kardeşim. Burası bizim köydeki evimiz. Yeni yaptım. Emekliliğe hazırlık yapıyorum. Evimin çatısını yaptırdım. Ömer abi. Evet bizim köyümüz. Köyde hayat güzel. Burası fındık bahçemiz. Burada gördüğünüz zaman fasulye. Benim kardeşim Birol. Evet arkadaşlar, demir kapıya ihtiyacım var. Evin dışı boyanacak, sıvanacak. Eksiz olur. Evet. Cam ağaçlarım. Vatandaş odun kuruyor. Yiyemeyeli arkadaş, parasını verdik. Günlük 150 lira kuruyor. Evet bu ağaçlar kavak ağacı. Kütüye koymadan odun kesme. Kesemedi. Kesildi, dağıldı o. Birazdan darmadağın olacak o. Komşunun fındık bahçesi. Karşı dağlarda beyaz olan yerler kar. Evet. Yok kar değil o ya. Kireç. Ne? Kireç. Kireç. Evimizin dış kapısı otomatik. Full otomatik. Bak.
Bu komşumuz yapmış villasını. Temiz havada kafasını dinliyor. Kapısında arabası var. Bak, güneş enerjisi var. Bak şimdi dolaşıyorum. Otomatik kapıyı açıyorum. Otomatik kapı. Burası komşumun bahçesi. Köyüm köyüm, güzel köyüm. Köyüm köyüm. Köyüm köyüm. Bak, adam emekli olmuş. Komşu villasını yapmış. Bahçesini çevirmiş. Bak, kamerasını kurmuş. Oh! Kapısını görüyorsunuz. Evet. Köyümüz böyle güzel. Valla 30 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Bir türlü alışamadım. Hala da alışamadım. Ne yapalım? Ekmek parası. Görüyorsunuz. Köylerimiz. Bulancak. Demircili köyü. Komşum güneş enerjisi yapmış. Kapısında çam ağaçları. Evini sarıya boyatmış. Bu piketlerde eniştem getirmiş, yakında inşaat başlıyor. Görüyorsunuz. Fazlasına gerek yok. Olduğu kadar. Bu bizim bahçemiz. Dağlar dağlar. Dağlar dağlar. Kurbanım yollar geçem. Sevdiğimi bir gün olsun. Yakından görem. Sevdiğimi bir gün olsun. Yakından görem. Recep Eren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Mehmet Ali. Evet arkadaşlar. Şu dağlar başında kar olsaydım, olsaydım. Bir dağ başında kar olsaydım, olsaydım. Arar bulur muydum? Beni bahçeye su almış. Evet, emekliliğe hazırlık yaptığım evim 100 metre üstünde. Aşağı yukarı kamera yapacağım, arkadaşlarımı davet edeceğim. Belediye çalışan arkadaşlarımı davet edeceğim. Evet, görüyorsunuz. Hayat güzel. Ya köyümden telefon kapısı geçiyor. Buradan kaldıracağım. Kaç defa söyledim, dilekçe de verdik. Şu an hava hem güneşli hem rüzgarlı. Karşı dağlarda hafiften kar var. Bu sene bizim köye kar yağmadı. Üsttekilerde biraz var. Evet. Görüyorsunuz. Bak şu doğayı. Köyüm köyüm, güzel köyüm. Köyüm köyüm, köyüm köyüm. Ah benim bulanacak temizli köyüm. Bizim Amele kardeşim odun taşıyor. Amele günde 150 lira odun kırıyor. 150 liraya odun kırmak isteyen köyüme gelsin. Malum köyde doğalgaz yok. Komşum da kurmuş güneş enerjisini.
ay altını yaşıyor. Dalmasın çiftliği gibi aynı. Oyun dolaşıyorum. Bu bahçe babam el işleme verdi, Sezgin el işleme. Bu da komşumun fındık bahçesi. Görüyorsunuz. Komşumuz evi. Arkadaşlar yazın var ya, burada yaşamak için keyfine doyum olmuyor. Bu da bizim evin bahçenin dış kapısı. Görüyorsunuz. Hayat burada güzel. Hayat sevince, sevince güzel. Evet. Evimizin otomatik kapısı. Lan. Evet. Otomatik kapıyı kapattık. Komşumuzun evi. Bu Ford Transit bizim araba. Dışlık odunlarımız. Görüyorsunuz. Evimin pimapeli yok. Gönderirseniz niye gönderdiniz demem. Evin dışı sıvanacak. Çatıyı yeni yaptırdım. Siz oluk yaptı burayı. Telefon numarası da var bak. İşte hayat köyde güzel. Yani şimdi İstanbul'a geliyorum. Kaçmak istiyorum. Hayat mücadele devam ediyor. Böyle işte. Köyüm köyüm güzel köyüm. Köyüm güzel. Köyüm köyüm. Köyüm. Evimiz iki katlı. Anam lahana topluyor. Bizim bahçemiz. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu bizim kuzenimiz. En büyük zenginliğimiz kuzenimiz. Burada patates yaparız, yemek yaparız, tavuk ızgara yaparız. Köyde hayat böyle. Doğal. Elektrik sayacımız, lambamız. Lavabomuz, elektrikli ısımız, böyle evimizin kapısı, belki işler, görüyorsunuz. Burası bizim odunluk. Komşumuzun fındık bahçesi kapı, ağaç kapısı. Hayat dükkanı, hayat güzel ya, ne diyeyim ya. Fazla. Karnın doysun yeter ya. Fazlasına gerek yok. Evimin ikinci katını yaptım. Emekliye hazırlık yapıyorum. Arkadaşlarla buraya davet etmek istiyorum ilk hız zamanda. Şu an bacam tütmüyor. Onca adam kireç tir beğenip bu ağaç taplan ağacı. Kara yemiş. Bu bizim araba. Ford Transit. Köyümüzün olmazsa olmazı. Bu da mahalle komşularımız. Gidiyor. Bu da komşu mezarlığımız. Allah rahmet eylesin. Görüyorsunuz. Yollarımız mıcır. Evet. Bizim araba. Beni bahçeye çevirdim. Domuzlardan korumak için. Görüyorsunuz. Bak benim fındık bahçem. Bahçemden küçük bir dere geçiyor. Su gelir güldür güldür. Gezer beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz. Öldürürsen öldür. Köyüm köyüm güzel köyüm. Ozan Arif diyor ya. Köyüm köyüm güzel köyüm. Komşumuzun tabı yani melektirler bizim Giresun'da.
Yani saman normal malzeme koymak için bu şekilde. Komşumuzun 2-3 katlı binası var. Burası bizim köyümüzün eski yolu, aşağı doğru gidiyor. Karanlık Boğaz diyorlar. Ağaçlar çok yoğun olduğu için. Evet. Hayat her şeyde burada güzel. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin.